seyirciler, iyi akşamlar. Yine birlikteyiz. Bir başka zaman kaybolmazdayız. Geçen hafta İtalya'nın denizci şehir devletlerini, şehir cumhuriyetlerini konuşmuştuk. Hemen kısaca hatırlayalım, kimdi bunlar? Amalfi, Pisa, Cenova ve Venedik'ti ve sonra da bir ticaret ve kültürde yeni bir çağ açan Floransa'ydı. Özellikle de Venedik'ten bahsetmiştik. Hocam biraz daha bu konuların üstünde durmak istiyor bu hafta. Hocam, Venedik'in deniz aşı sömürgeleri vardı. Bu sömürgelerdeki yönetim şekilleri neydi? Sömürgelerin nerelerdeydi? Onu konuşmamıştık. Bunun üzerinde Girit üzerinde durduk. Evet. Var yani, mesela Adriyatik kıyısı boyunca Korfu, evet. Katara, Spoletyan, Split dediğimiz yer. Bunlar bugün Hırvatistan'ın kıyı şeridi bu. Ve bugünkü Hırvatistan'ın Dalmatya denen kısmı, daha biraz siyasi bir dedikodu olacak ama sır değildir. Eğer Avrupa Birliği gibi bir siyasi kuruluş, birlik havası olmasa, aslında bu Dalmatya Hırvatistan'da ciddi ayrılık eğilimi bile var. Yani biz kıtadaki Hırvat'tan çok farklıyız diyor tabii, ayrılmanın sonu yok. Gerçekten de bir İtalya havası var folklorunda, yemeklerinde, mimarisinde. Dubrovnik de bu havadadır. Dubrovnik'te yer gök, Venedik ve Osmanlı. Yani her Ragusa, yerde İzmir'e yani, rastlıyorsunuz. Çünkü ikisinde de Venedik himayesi, Osmanlı himayesi sonra. Ve işin garip tarafı o Dubrovnik, yani Ragusa ya da Dubrovnik Cumhuriyeti, o bir cumhuriyetti. Ve bu Venedik'ten uzun yaşadı, biliyor musun? Yani çok ilginç bir şey. Tabii sonunda her ikisi de Avusturya'nın hakimiyetine girdiler. Kültür olarak o, yani mesela bir sürü Hırvat aristokratları, burjuvaları falan isimleri İtalyanca telaffuz ediliyor. Latince çok hakim kancılar ya da İtalyanca mutlaka biliyorlar. Ve o ondan sonra yayılıyor. 1204'ten sonra Venedik'in aldığı Mora'da yerler var. Mesela bizim için Mora'nın, hani şu Yunanistan'ın güneydeki, evet, kesiminin, ki onun bağlantısı sadece biliyorsun Patras'tan şeye geçiştir. Orada da Korint kanalını açtılar. Pratikte şimdi ikiye ayrılmış, evet, gibi oldu. Şimdi bu Mora Yarımadası dediğimiz şey, artık Mora Adası neredeyse, onun en mühim şehri Nauplion'dur Yunanların deyişiyle. Venedikliler buna Napoli di Romagna derler. Biz de Anabolu deriz, Anabolu deriz yahut Mora Yeni Şehri deriz. Orada da mesela bu Venedik ve Osmanlı çok hakim olarak görülür. Yani Venedik'le iki kere de el değiştirdi bu bizim aramızda. En sonuncusu 1718'dir. Ve ondan sonra kaldı. Ne zamana kadar? İşte 21 ayaklanması ve 28'de Yunanistan'ın kurtuluşu. Evet, bağımsız. Ve orası başkent oldu biliyorsun. Bir 10 sene kadar Yunanistan'ın başkenti orasıydı. İlk Yunan parlamentosu oradaydı. Camide kuruldu. Camide kuruldu. Tabii camide kuruldu. Yani neydi cami o zamana yeni kadar? İbadethane işte, değildi herhalde. Yeni camiyi meclis haline getirdiler. Bugün bile görmek mümkün onu orada. Şimdi festival yapılıyor artık. Türkler de katılıyorlar. Bir gezdiğiniz zaman Ege ve Akdeniz kıyılarını, Adria kıyılarını falan bayağı renklidir kültürler arası geçiş açısından. İşte bu size Venedik'i gösterir. Öyle kuru sıkı bir yer değil. Yani tarihte etkisi var. Tabii adalarda var, bir kıtada var. Ve asıl önemlisi Kıbrıs tabii, Girit'in dışında. Kıbrıs bu çok önemli. Öte taraftan tabii Cenova var. Cenova'nın mesela bizim Ege kıyılarında, biraz da Karadeniz kıyılarında çok etkisi var Cenovalıların. Biz Cenevizli diye konuşuyoruz bunlardan. Genovese'yi Ceneviz yapmışız. Şimdi burada koloniler yerleşiyor. Bunların idareleri değişik. Orada yani Ceneviz'inki değişik, Venedik'inki değişik mi? Hayır, Girit'te mesela bir baylo var. Onun yanında rektörler var. Her küçük şehri temsil eden.
Retimnon mesela, resmo dediğimiz yer. Retimnon Yunancası. İşte Kandiya diyorlar onlar mesela, Herakliye'ye. Ondan sonra bir de Hanya dediğimiz yer var, daha küçük bir yer. Ondan sonra mesela bunların temsilcileri vardır, rektörler yanında. Ya vali gibi mi bunlar? Vali tabii orayı yöneten. Orada o koloni kendi içinde bir demokrasileri var onların. Kendileri içinde idare edilen halkla ilgisi yok. Çok sert vergiler var ve sert bir idare var. Ve dini hürriyetler falan da söz konusu değil. Şimdi burada tabii Akdeniz'de bir imparatorluk yapısıyla bunların arasındaki fark ortaya çıkıyor. Çok enteresan. Bunlar bizim alıştığımız Akdeniz imparatorlukları değil. Yani Roma İmparatorluğu, işte Bizans İmparatorluğu hatta Sasani Devleti falan hiç değiller. İslam İmparatorluğu hiç değiller yapı olarak. Osmanlı da hiç değiller. Yani böyle bir sürü dinler, bir sürü etnik gruplar, bunların konglomerası bir arada yaşayacaklar. Hayır. Bunlar bu işe hazırlıklı değiller. Bunlar tüccar imparatorlukları. Koloni halinde yönettikleri yerlerde çok sertler ve sadece kendilerine yönelik bütün her şey. Ve Hristiyanlığı baskosu. Evet, sonradan enteresan bir şey. İtalya, krallık devrinde sahip olduğu yerlerde bu kadar sert değildi. Yani mesela 1912'den sonra Dodekanetsa'yı ele geçirdiler. Bizim Güney Ege adalarını, Rodos'u, Üstenköy'ü evet. falan. Buralarda o kadar sert değil idareleri. Ve mesela işte Helen nüfusu tutup Türk nüfusa karşı kullanıp falan yok öyle şeyleri de. İlginç o. Yani iki İtalya var böyle tarihte. Uzaklaştıkça mı yumuşuyor lazım. Acaba? Hayır, bu bir zamanla değişiyor. Yani İtalya kadar zamanlar ve zeminler içinde değişen bir kuvvet görünmez Akdeniz'de. Onun için gerçek anlamda bir İtalya Akdeniz devletidir. Ve İtalya ile iktisadi, siyasi ilişkileri bir arada götürmek lazım olumlu yönde. Ama hepsinden önemlisi kültürel ilişkileri. Biz bunu anlamazdık mesela bazı hocalarımız dediği zaman. Yani halbuki bu önemli. Bulunduğumuz dünyayı kavramak açısından biz tanımak zorundayız. Bu konuyu böyle bilmek lazım kapatmadan evvel. Bu önemli bir mesajımız bizim. Yani görüşümüz. Evet, İkincisi tabii bunların şeysi şimdi... Bak Selçuklu devri boyunca biz aslında İzmir'i bile doğru dürüst elde tutamıyoruz. Bir denizcilik faaliyetimiz var adalara uzanan falan ama Türkiye denize çıkmış daha denizci değil. Ve biz 15. asırdan sonra denizci olmaya başlıyoruz. Mesela Sakız'da bir Türk denizcilik okulu var. Rodos'ta var. İşte oralarda bu yetişiyor bu gençler mesela Hızır, Barbaros, Oruç bilmem ne falan değil mi Oruç adı. Bunlar insan da sevk ediyor bu Batı Anadolu. Bütün Cezayir'in önemli dayıları falan sonraki asırda reisleri hep Anadolu'dan gitme. Yani nüfus mu yerleştiriyor? Hayır bunlar şeyler, mersener gibi gidenler. Hı. Bir nevi Yeniçeri kul taifesi. Hı. Bunlara kul denir. Mesela Tunus Milli Kütüphanesi'ne gittiğin zaman orada böyle hücreler var o binada. Odaların üstünde taşla kazınmış. Beylice'li diyor. Şişko diyor falan. Zabitlerin oda başlarının lakaplarını yazmış böyle. Bunlar hep yani. Belli ki Batı Anadolu'dan giden Türk çocuklar onlar. Ve o yüzden Türkçe yaygın orada. Zaten bütün Kuzey Afrika'da bakarsın kul sınıfı Hanefi mezheptedir, öbürleri Hanbeli falan. Yani Maliki böyle şeyler var. Ve o bir nevi kalır orada. Yani o şey kalır, kuloğlu yani denir bunlara. Zannediyorum bizim tarihçi meslektaşımız ve matbuatın önemli isimlerinden Orhan Koloğlu, Doğan Koloğlu
Böyle bir nedendir. Yani giden oraya, Kuzey Afrika'ya yerleşen, Libya'da da çünkü var. Oradan kalma, o kol değil, kul oğlu oluyor o zaman. Öyle denir, öyle olması icap eder. Şimdi bu bir yerleşimdir. Belirgin şeyler vardır. Bu bir itimdir. Bu itimle Türkiye, belli ki Türk İmparatorluğu bilhassa 15. asırda artık itelemeye başlıyor bunları. Ve Venedik ve Cenova'da bir gerileme var. Bu gerilemeyi hızlandıran olaylardan biri Türk İmparatorluğu'nun Cenova ve Venedik arasındaki rekabeti kızıştırması. Yani evet, birinden koparıyor, önüne veriyor. Hep aralarında böyle evet, bir didişme şimdi var. Şimdi bak mesela Fatih almış İstanbul'u, tabii Pera'yı da almış, Galata'yı. İlk yaptığı iş Galata Cenevizlilerine bir yetki vermek. Değil mi? Onlar orada yaşıyor muydu onlar zaten yoksa yerleştirdi mi? Hayır, orada Venedikli ve Cenovalı aileler var. Cenovalı, Venedik'in böyle büyük devletlerin dışarıdaki elçiliklerinin şeysi, hikmeti, hükümeti de o zaten. Bir yandan diplomat adam, mütemekkin. Bir de ticaret. Başka şey olmayan, bir de o koloninin başı valisi o. Podesta yahut Baylo. Podesta Cenovalılarınki. Şimdi Cenovalılara evet. Podesta deniyor, ötekilere Baylo zaten. Baylo değil mi? Balyos deriz biz. Evet. Balyos sokağı Beyoğlu'nda, Balyos bildiğin değil, Balyonun sokağı yani. İlk Venedik Baylosu'nun konakları Bahçekapı ve Balat'taydı. Yıktı Balat'takini. Dalanın şeyi sırasında Allah kısmen. Allah. Evet, yani maalesef bizde hiçbir imar faaliyeti %100 temiz gitmiyor. Yani müthiş bir lağarlık. Yapılan güzel şeyin yanında bir şeylik de böyle, nobranlık, bana necilik, yıkım. Vurdum duymazlık, yani eskiye saygısızlık. Niye yıkıyorsun yani? İnsan onu bir adaya alır, muhafaza eder. Çok önemli bir tarihi. Oradan sonra Beyoğlu'nda bugünkü Tom Kap'ta sokağına taşındı. O sonra biliyorsun Avusturya aldı onu 1815 kongresinden sonra, Viyana'dan sonra Avusturya sefaretiydi. Sonra haklı olarak İtalyanlar 1918'de orayı yok talep ne etti, girdi işgal etti mütareke günlerinde. Mütarekenin tek hoş olayı o. İçeriden atılan Avusturya Macaristan elçisinin adı da, hep tekrarlarım bunu, Pallavicini. Yani o da İtalyan asıllı bir Avusturya aristokratı. Ve sonra Avusturya binasız kaldı. Tarkatlık sefareti taşınana kadar yakın zamanlarda o başkonsolosluk. Ankara'da zaten sefaret yapıldı. Allah yardımcıları oldu. Burada sefarete lüzum kalmadı. Bu bir şeydir yani, önemli bir gelişmedir böyle. Şimdi bakın, Osmanlılardan önce bu Venedik şey, Venedik Cenova arasındaki bu itişme, sürtüşme, bu paleologlar döneminde de daima bizim var, daima var. Hı. Çünkü paleologlar yani 1261'de İstanbul'u yeniden alan General Paleolog aslında Laskaris Hanedanı'nın temsilcisi değil mi? İznik evet. İmparatorluğu'nun hakim oldu yeni sülale. Şimdi bunlar burada Venedik'in zulmüyle dolu bu 1204-61 arası. Yani Haçlılar İstanbul'u yağmaladılar. Haçlıların peşine takıp İnsanları geldi tabii Venedikler. Katlettiler. Bütün bu dolabın başında oturan dandolu, kör. Hem kör. Hem de yeterince müthiş. Evet. Yani korkunç. O burada gömülüyor değil mi? İstanbul'da gömülüyor. Evet, Ayasofya'nın içinde gömülüyor. Evet. Venedik Bizans'tan bir intikam aldı. Çünkü 1180'lerde burada bir ayaklanma, bir pogrom gibi bir şey oldu. Vera'da Venedik dükkanları, malları, evleri yağmalandı yerli Rum ahali tarafından. Ve bunun intikamını aldılar. O sevkiyat odur yani. Siz gidin bunu yapın işte falan. Yani Kudüs yerine oraya sevk etti milleti. Çok canına minnet yani Haçlıların. Çünkü hiçbir şehir İstanbul kadar zengin ve parlak değil. Ne yapacak Kudüs'te?
Burada 50 küsur sene çok kötü, çok yağmacı, çok adaletsiz bir idare. Latin İmparatorluğu kurdu. Ve başlangıcı Ayasofya'yı bastılar, yaktılar, yıktılar. Evet. Yani Konyatis gibi falan yerli yazarların, hatta ecnebi o Haçlı yazarların, tarihçilerin gözlemleri de bunları ifade ediyor. Şimdi burada Venedik düşmanlığı var. Onun için Cenova'ya verildi bu imtiyazlar. Yani daima çok böyle doğru. Cenova bir taraf alıyor Venedik'in karşısında. Sonra Cenova bakıyorsun yardım etti diye Bizans'a kuşatma sırasında. Bu sefer Venedik'e bu hak verilir. Yani böyle yapılır hep. Ve ama neticede iki şehirde Türk İmparatorluğu'nun genişlemesiyle Lovant'ta çok büyük inkıraza uğradılar. Dramanın sonuncusu. Tabii ki Portekiz ve İspanya'nın, Portekiz bir kaşif devlettir yani denizci devlettir hakikaten. İspanya'nın denizleri açılması. İspanyollar denizci falan değildi yani. Denizci de öyle Portekizlerinki gibi falan bir emekleri yok. Onlar çok garip bir iş Cenova'dan istifade ettiler. Yani Christoph Kolomb Cenovalı bir kaptandır. Kendisinden sonra Amerika'nın hakiki ve yeni bir kıta olduğunu keşfeden, çünkü Kolomb ben Hind'e bu tarafından oraya gidiyorum doğudan diye yürüdüm. Tabii. Doğuya gidiyorum batıya diye gittim, doğusunda çıktım kıtanın diyor. Öyle zannediyor. İddiası o. Bilinmeyen doğusunu Asya'nın ben keşfettim diyor. Onun iddiası oydu. Bilmiyordu yani. Harita bilgisi şeyleri karşılamaya yetmiyor bu keşfi. Nitekim Piri Reis haritalarında bile böyle bazı Kolombiyen bilgisizlik, bilgi noksanları görülebilir. O yüzden de bizim Piri Reis haritasına kaybolmuş bir Kolomb haritası diye yayınladı ilk plan. Yanlış tabii, çok yanlış bir yorumlama. Her halükarda Amerigo Vespucci diye bir kapitan buranın yeni bir kıta olduğunu ileri sürecek. Denizlere açılır, artık okyanus üzerinden oluyor. Magellan Ümit Burnu'nu dolaşıyor bir müddet sonra. Tabii daha Süveyş kanalı yok. Şimdi böyle bir dünyada artık Akdeniz ne oluyor? Küçülüyor. Rolü gidiyor. Venedik'in pırpır gemileri yetmiyor. Yetmiyor. Yani. Yeni tip insanlar çıkıyor. Bir bakıyorsun böyle henüz İspanya sömürgesi olmasına rağmen, sömürgesi değil vilayeti pardon, Hollandalılar müthiş adamlar yani. Evet. Arsız ve hakikaten bilgili. İyi gemi yapıyorlar. İngilizler var. İngilizler zaten ayrı bir sınıf yani. Onların tüccarları ayrı şekilde yetişmeye başlıyor. Yani Venedikli, Cenovalı çok bilgili ama öbürü başka türlü bir tip onlar. Bilimsel belki değil mi? Yani bilimselden çok daha böyle bir yaygına, şeye çok organizasyona meraklı, aile boyunu geçmiş. Ne aile boyu yani, İngiliz kardeşiyle bir iş yapamaz yani, o mümkün değil. Evet. Ve bu yayılma, aile şirketi boyutunu aşma falan, devletin buna göre yeniden teşkilatlanması falan, bu işleri değiştirmeye başlıyor. Onun üzerinde duracak değiliz. Evet. Ve bu zayıflatıyor bu devletleri. Evet. İtalyan şehir devletleri. Tüccar devletleri zayıflatıyor. Dramın son perdesi. Yani evet. Artık 1500'ler Cinquecento'larla 1700'lü yıllar, 18. asır dediğimiz o iki asır, bir dekadans, duraklama, tamamen eski mirasla geçinme ve o mirasın üzerinden şey yemektir. Yani bunu böyle bileceğiz. Evet. Bir reklam arasına gidelim hocam. Bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arası. Evet, Venedik'in sonunu konuşuyorduk geçen bölümde. Tabii şimdi mesela bu cemiyetlerin en önemli hususiyeti şudur. Bunlar kendi iç hayatlarında ne derecede böyle
diktatoryal, ne kadar gaddarsa ki düşün mesela o Venedik Senatosu'nu Dukale'den baktığın zaman yan bina hapishanedir. Evet, ve orada öyle. Bir değil San Marco mi? Islap Köprüsü'nden geçersin. Kalırsın orada. Yani adliye vardır, hukuk vardır. Ne kadar işler belli değil. Neye işler, nasıl işler? Fakat ticaret hayatının örgütlenmesinde de o derecede kanuni ve o derecede yaratıcıdır bunlar. Şimdi büyük kanalın iki tarafına baktığın zaman bir mesela Fındık'tan geldiği söylenir, yani otel. Yahut Fındık oradan geliyor denir. Fondaco di Tedeschi, Fondaco di Turchi. Türk kapısı Türklerin ve... Türklerin kaldığı han ve Alaman hanı. Yani bu iki bina bir kere dünya ticaret tarihi açısından iki önemli anıttır bunu herkesin bilmesi. Şimdi bunlar ne aslında? Şimdi burada bu Fondaco'da bizim Türklerinkinde Şark'tan gelenler kalıyor. İlla Türkler değil. Yani Bursa'nın tüccarı da orada. Kervansaray gibi bir şey bunlar yani. Değil. Antalyalı da orada. Hiç kervansaray gibi değil. Şakır şakır paranı ödüyorsun. Kervansaray öyle değil ki. Kervansaray'a bir kere adam gemisiyle geliyor. O gemine çöl gemisi deve. Develeriyle geliyor. Kalıyor bilmem ne falan. Onun her şeyi. Ve üstüne Polonya'nın zamanla Hristiyanlaşması söz konusu. Hırvatlar bir müddet sonra Hristiyan. Buralarda Latince. Latin harfleri. Roma Kilisesi. Sırbistan, Balkanlar vesairede Slav Kirilleri ve Rom şey Doğu Roma Konstantinopol Kilisesi, bunlar hakim ve bu bir iki dünyanın teşekkülü demek ki. Ve böylece de devam şimdi etmiş bu şeyin üzerine geldi 1071-1780 şeyler. Malazgirt ve Milyokefalon'la Türkler geldi, Küçük Asya'ya yerleşti. Buyur bakalım. Yani dahili mücadelesi çok sert olan, ayrımlara giren bir Bizans var üzerinde çok durduk değil mi? Resmi evet. Kilise efendim monofizist diye şey yapılan bedava orada, orada kale gibi. O başka bir teşvik. Burada öyle değil, zaten geliyor adam orada kalıyor. Mesela şöyle bir şikayet varmış. Bu Türkler çok su harcıyor ve çürütüyor tahtaları falan diye. Anlaşılan adamlar ikide bir abdest alıyor, gusül abdesti alıyor falan böyle. Çürütüyorlarmış içeri su dökerek. Ama orada kalıyor onlar mallarıyla, görüşüyorlar ve oraya getirdikleri malı devrediyorlar Venedik'e. Venedik de oradan alıp bu tarafa devrediyor. Yani müthiş bir... Ticaret ağının trafiğin ortasında Carrefour bunlar. Karşı taraftaki Tedeschi Alman hanında. Şimdi bak orada bir şey var. Fugger'in baş muhasebecisi Matthäus Schwarz orada kaldı ve yaşadı. Yani orada eğitim gördü o. Harvard Business School gibi bir şey. Bu muzaaf muhasebe usulü değil mi, yani çift taraflı, çift girdili muhasebe falan bunlar. Aktif pasif mi yani? Bunu bulanlar tabii kapitalistler, tüccarlar değil, Fransisken rahipleri orta çağda tabii. Çünkü hepsi manastırlar da iş hocam, yapıyor. Hepsi rahibi de tüccar. Tabii manastır da üretiyor, tüccar. Satıyor falan, Allah adına geçiniyor. Yani bu önemli bir şey. Düşününüz orada bütün Avrupa kapitalizminin sadece mal alışverişi değil, aynı zamanda teknik bilgisi, tavrı diplomasisi de gelişiyor. Bu Venedik'tir. Yani bunun böyle olduğunu bilmemiz, görmemiz bazı şeyleri anlatır. E tabii o servetin, o görgünün getirdiği bir zenginlik de var. O saraylar falan. Şimdi bu yayılır. Mesela Floransa'nın yanı başında Siena var. Siena muhtemelen Floransa kadar büyük bir üretim, dokuma merkezi değil ama olsun. Ve bak mesela var, şöyle orada. Bir şey. Brüj'e gittiğin zaman danteller Belçika'da. Evet. Ha, Brüj dantel yapar tabii ama çok hoş bir şehirdir. Ona da Kuzeyin Venedik denir. Kanallar.
Oradaki bir kilisede ne görüyorsun mesela? Bir Pieta sahnesi görüyorsun. Meryem'le İsa kucağında çarmıhtan inme. Yok şey değil, sadece Madonna, Pieta değil. Şimdi o heykeli bürüşlü bir tüccar Siena'dan alıp götürmüş. Yani insanlar geliyor, sanat eseri alıyor, sanat inkişaf ediyor. Böyle bir merkez haline dönüşüyor. Yani alışveriş merkezi denir ya. Alışverişin içine işte sırt dantelle, kumaş mumaş değil, bu da giriyor. Yani herkese göre bir mal var. Evet. Ve herkes de oraya ona göre bir mal getiriyor. Ve herkes de ona göre bir mal götürüyor. Ve ona göre kurumlar oluşuyor. Yani hatta din bile bunun içinde, falanca manastır filanca malın üretiminde öne geçebilir. Çok önemli bir şey bu. Mesela bir rahibe manastırı diyelim ki dantel üretebilir. Bugün de reçel yapanlar var biliyorsun. Toledo'da çok önemli bir pastacı kuruluş. Pasta ve badem şekerleme falan yapan bir kuruluş. Rahibelerdir biliyorsunuz yani. Bunların yaptıklarını millet seve seve alır. Bunun genişlet, birkaç misli büyütünüz. Bu fazla teferruatın üzerinde durmayalım. Bir hayat tarzı yaratmışlardır. İtalya bilhassa bu büyük cumhuriyetleri sayesinde bir doğu batı sentezinin yaratıldığı bir dünya olmuştur. Bunun arkası gelir. 11. asırdan beri en başta Güney, Palermo, Sicilya vesaire gibi yerlerde tıp okulları kurulmuştur. Bunlar doğudan kitap tercüme ederler. Garip bir şey. Şimdi kitapları Yunanca'dan, Helenistik devir ve Hipokrat'la ilgili şeyleri zaten Süryanca dediğimiz yani Aramca ve Arapça'ya çevrilmiş. Oradan Latince'ye falan geçiriliyor. Ve intihal de var tabii. Millet gizleyerek yazıyor, çalarak falan Orta Çağ'da. İntihal fevkalade büyük bir olay. Yani kitap çalma, olağan sayılan bir bilgi. Ama netice itibariyle bir tıp sanatı falan giriyor oralara. Bunu görüyorsunuz mesela. Ondan sonra gelişmesi başlıyor tabii bunun. Çok önemli bir şey. Ve doğudan kitap gelmeye başlıyor. Yani bir takım Yunanca kitap zenginlikleri İtalya'ya akmaya başlıyor. Doğudan bitki geliyor, doğudan hayvan geliyor. Hayvanat bahçeleri teşekkül etmeye başlıyor. Onun için Rönesans öyle mekteplerde öğretildiği gibi işte Quattrocento derler, 1400'ler, 1500'ler falan değil. Ta 12'ye kadar, 1100'lere kadar falan giden bir olgudur. Avrupa değişiyor ve bunun başı. Şimdi bir takım şehirlere baktığın zaman da zaten bunu görürsün. Bu yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Şimdi bu şehirler, İtalya'daki bu şehirler çok zengin. Nüfusları da kalabalık, İşte Pisa karşınızda, işte Genova. İlk Amalfi mi gitti bunların için? Amalfi tabii eriyor ama kuzeyde kim çıktı yerine? Floransa bastırdı. Yanı başında Pisa, Pisa'yı yuttular bir müddet sonra. Söyledik bunun üzerinde, Genova. Öbür tarafta Venedik, Adria kıyısında. Ve papalık zenginleşmeye başlıyor tabii bir devlet olarak çok önemli. Hristiyan dünyaya hükmedecek. Papalığın Avrupa Hristiyanlığına hükmetmesi sadece dinin kudretiyle olan bir şey değil. Bazı şeyleri kontrol ediyor teşkilat olarak. Nedir bu? Mesela çok güzel diplomasi biliyorlar ve dünyadan haberdarlar. Papalık. Evet. Hiçbir kuvvet, hiçbir organizasyon beşer tarihinde Hristiyan kilisesi, Katolik kilisesi kadar iyi diplomat olmamıştır. Bu çok açıktır. Dünyayı onlar kadar bilen, ilişkileri onlar kadar nüfuz eden insanlar belki bugün bile yok. Yani Britanya diplomasisini rakip olarak koyabilirsek önlerine. Saha çalışması yapıyorlar belki onun için. Hayır, her yerdeler, her yerde oturuyorlar, her yere gidiyorlar, dilleri öğreniyorlar, raporlarını yazıyorlar.
Onlar merkezde okunuyor, değerlendiriliyor. Yani o arşivleri bugün bile okumuyor dünya yeterince aslında. Ha şimdi gitsen, şu ara kapalı, restorasyon varmış. Bugün gitsen belki Vatikan'daki arşiv en kalabalığıdır. Olabilir yani, girdiğin zaman görüyorsun kalabalığı. Ama emin olun ki yeterince ele alınmış şey değil. Çünkü çok eskiden ve çok bilgilice kaleme alınmış malzeme var orada. Bu böyledir. Şimdi bu dünya uzuyor. Çünkü bu Venedikli dediğin işte Halep'ti, Şam'dı, İskenderiye'ydi. Tripoli an Libya diyoruz işte. Libya'daki noktalar falan. Tamam ama bunun arkası var. Bakıyorsun Isfahan'a uzanıyor adam. Tebriz'e uzanıyor. Yani Tebriz ve Isfahan'da bir İtalyan etkisi var ve İtalya'nın bir teması var tabii bu şehirlerin. Bir bakıyorsun adam Kırım'da kendine göre şehir kurmuş. Yani Teodosia 15. asırda bir İtalyan şehri gibi. Kefe. Oradan mesela Sudak'ta bir koloni tesis etmiş. Gidiyor Kırım'ın içine kadar o zengin. Niye kullanıyor Kırım'ı? Yani oradaki balı yağı götürmek için değil. Orası bir üs. O üs nereye bağlı? Ta tabii, Rusya'nın kuzey, ta içlerine kadar gidiyor. Tabii. Şimdi böyle bir dünya buna kadar açılıyor bu. Yani Cenova demek Karadeniz demek. Bu akıyor buraya. Şimdi başka bir şey daha çıkıyor. 1100'lerin sonunda yani 12. asırda Alman şehirleri serpilmeye başlayacak yavaş yavaş. Yani bunların tabii en önemlisi Lübeck. Lübeck bugün küçük bir şehir yani hafta sonu gezisine gitsen yeter. Değil mi? Thomas Mann'ın meşhur romanını yazdığı Buddenbrook ailesinin evini de görüyorsun 19. asır kapitalisti. Çökmüş bir ailedir bu. Lakin daha enteresan bir şey, bu küçük şehir değişmeden kalmış nüfus ve yapısıyla böyle. Kırmızı tuğla bir şehir. Bademleriyle meşhur, badem ezmeleriyle meşhur. Bugün öyle, turistik, orta çağda öyle değil. 20 bin nüfusuyla bir kere bütün Alman havzasının en canlı şehriydi, en denizleri açık şehriydi. Gemicilik yapılan bir şehirdi ve bunun ardından Ren Havzası'nda Kolonya, Köln, 30 bine evet. kadar çıkmış nüfusu. Tabii Lübeck'in yanında kendi gibi aktif iki şehir daha var, Bremen, Hamburg. Bunlar bu şehri kuruyorlar. İmparatorlardan şehirler imtiyaz alırlar, kuruluş imtiyazı. Bir müddet sonra kendilerini idare için belirli bir meblağ karşılığında anlaşırlar. Freie Reichsstadt statüsü elde ederler. Bu sayede ticaretlerini, işlerini, dış ilişkilerini falan ayarlamaya başlarlar. O Freie Reichsstadt oldun mu, imparatorluk arazileri imparatorluk politikasıyla açık çatışmaya girmemek şartıyla kendin dış dünyayla temas kurabilirsin. Karşılığında ne vereceğim? Haracını ödüyorsun tribunu evet, şeye, imparatora. Ve bu tabii kısa zamanda yayılıyor. Kısa zamanda yayılıyor. Bilmiyorum vaktimiz var mı bugün. Gelecek programda bu Kuzey Avrupa ve bak evet. Mogollarla nasıl karşılaşacak o medeniyet. Mogolların ne kadar önemli bir rolü var orada bu Altın Ordu'nun falan evet. göreceğiz. Şimdi biz bu bölüm, bir bölümümüz daha kaldı bizim. Kısa bir araya gidelim. Bizden ayrılmayın lütfen. Şimdi hocam bu şeyin kuzeyine, Avrupa'nın kuzeyine bir dahaki hafta geçelim artık da. Biraz da Balkanlar civarı anlatıyorsunuz ya. Balkanlar'da, Macaristan'da falan durum nasıldı? Bu Selçukluların Anadolu'da çok önemli ilerlediği bir şey. Zamanda, biz, eş zamanda. Evet, biz
Anadolu Selçuklu tarihi dediğimiz zaman bir kere tabii Balkanları hiç hesaba katmıyoruz. Haklı olarak da. Çünkü ucu İran'da olan bir büyük Selçuklular var. Tebriz'de bunlar. Bu Anadolu Selçukluları bunların vasali. Bunlara bağlılar. Ama büyük Selçukluların da bir müddet sonra başka bir vasal oldukları bir sistem olacak. O ilhanlar gelecek. İlhanlar dolayısıyla ta Pekin'e kadar gidecekiz. Kubilay Han'a kadar. Onu söylemiyorum. Şimdi biz 12. asrı alıyoruz. Büyük Anadolu Selçukluları ilk önce İznik'e kadar gittiler. Bunu gördük. Evet. İznik başkentte. Haçlı seferleri başlayınca geri çekildiler. Evet. Geri çekildi ve Konya teessüs makarı oldu. Yani merkez hale getirdik. Şimdi bu sırada Balkanlar'da ne oluyor? İşte çok önemli şeyler olmuyor. Geleceği anlamak açısından önemli. Bir kere 800'lerde Şarlemagne İmparatorluğu varken Avrupa'da değil mi bir imparatorluk? Evet. Bu tabii bugünkü asırlar. Bakın tarihte bir de şöyle bir özellik var. Onu umumiyetle karıştırıyoruz. İnsanlar bugünün sancısı, diş ağrısı yüzünden gelecekte aynı şeyi ararlar. O doğru yaklaşım değil. Ama bugünün gövdesini anlamak için o günün çocuğuna bakmak lazım. Eğer bugünkü Avrupa olmasaydı ortada, bizim için Şarlemagne İmparatorluğu hiç de ilginç bir şey olmazdı. Yani bir Aztek, İnka İmparatorluğu kadar bile olmazdı. Yani mümkün değil. Bu böyle bir şeydi. Yani Afrika'da da var imparatorluklar kaybolan çünkü. Böyle manası yok çünkü kaybolmuş. O bir nehir gibi çıksa da çölde akmış, kaybolmuş gibidir. Bunun sırada bir muadili vardır. Bulgaristan Çarlığı'dır o, Simeon'un kurduğu. Simeon'un Çarlığı bir gövdeye inkılap edemedi. Şarlemagne'in Avrupa'sı Avrupa oldu. Bu çok önemli bir şey. Bu sırada Bizans, her şeye rağmen Komnenler, parlak medeniyet, parlak başkent bilmem ne ama Balkanlar'da geriliyor artık. Ve Makedonya Rönesansı'nın Balkanlar'da kurduğu üstünlük eriyor, bitiyor. Onun için ortaya yeni bir Bulgaristan çıkmış. Bu Tırnova Bulgaristan olacak ileride. Bunu 14. asrın sonunda Türkler, Osmanlı Türkleri yok edecekler, kaldıracaklar. 12 ile 14 evet. Arasında yani bunlar. Ve o arada bir Sırbistan ortaya çıkacak. Çok önemli bir şey. Stefan Nemanja. Ve sonra Stefan Dušan Hanedanı, Sırbistan'ın en büyük zamanı ve bugünkü Sırplara ve Sırp milliyetçiliğini etkileyen devirler. Çok önemli. Ama her halükarda Bizans'ın sayesinde Ortodoks Hristiyanlığa gelen Balkan Slavları artık milli kiliselerine sahipler. Bu devir Balkan Slavları için milli kiliselerini, milli dillerini, milli hayatlarını kurmak, devlet ve millet olarak varlıklarını ortaya koymak açısından en önemli devirdir. İşte Selçuklular, yani buradaki kiliseden, Bizans'taki, Konstantinopolis'tekinden kurtuluyorlar. 1180'di galiba değil mi Dorileon'daki, Miryo Kefalon'daki savaş. Anadolu kesinlikle artık Türklerde kalacağı anlaşıldı. Yani Anadolu'da Türk hakimiyeti kurulurken Balkanlar'da da bir Slav dünyası teşekkül etmiştir. Yani kesin olarak bu çok açıktır. Ve gelecek asırlar da bunu silmeyecek artık. Orada bitmiş oluyor. Bunu görmüş oluyoruz. İyice küçülüyor. Evet. İyice küçülüyor. Helenizm değil mi? Şeye doğru çekilmeye evet, başladı. Evet, iyice ortaya hem doğru Balkanlardan, çekiliyor. Hem Anadolu'dan ve yavaş yavaş bu devirde de biliyorsunuz 10. asrın sonunda Kiril alfabesi kabul edildi. Bizans'tan gelen Nomokanon, Zakon adıyla kabul edildi. Bizans Hristiyanlığı yani Ortodoks Kilisesi Pravoslavna Serkva Kiev'e girdi, Kiev Rusyası'na.
Kiev Rusyası çok münakaşalı bir devirdir. Rus mudur, Ukrayna mıdır? Yani bu çok önemli. Yani bugünkü Slavlar açısından en büyük problem. Efendim diline Ukrayna'nın baksın. Ukrayna'nın elinde metinlere, kalmış başkent. Hangi yapmışlar. Metinlere bakacak? Yani yazı 10. asrın sonunda geliyor. Kullanılan dil yani bizim Osmanlıca gibi resmi üstün bir kilise dili. Yani henüz metinlerde. Halk ne konuşuyor ne bileyim ben. Tape recorder'la mı, tape'le mi kaydettim. Hristiyanlık 11. yüzyılda geliyor. Bunlar 10. Her şey asrın geç... sonu 11 oluyor. Hmm. Yani tabii, geç başlamış. Tabii Bulgaristan'a göre daha geçtir Rusya'nınki. Ama bir oluşum var ve Rusya'daki o Kiev Rusyası oluşumuna muhatap olanlar kimler? Selçukiler Anadolu üzerinden. Değil mi? Sinop atlayıp, limanı üzerinden Kefe'ye bağlandı. Hmm. Onlar o şekilde muhatap oluyor. Ve oradan ayrı bir şey gelecek. Ticari bir akım gelecek. O ticari akım yani kuzeyin o ticari zenginliği tabii ki Venedik ve Cenova'nın elinde ama aynı zamanda da Kuzey Avrupa'da bir yenilik ortaya çıkacak. Batı Avrupa'nın ve Orta Avrupa'nın bu dönemde bu dünyayla ilgili başka bir gelişim var. Macaristan Macarlaşmıştır. Ben de onu soracaktım. Macaristan ve Hristiyanlaşmıştır. Yani 1000. yılı kutlandı biliyorsunuz geçen asırda. 800'lerde Macaristan Hristiyanlaşmıştır. Ve burada bir önemli tarih yazımı problemine değineceğiz. Şimdi bakın Hristiyan dünyada bir yere Hristiyanlık nüfuz etmeye başlıyor. Azizler diyor. Onlar için aziz din adamları geliyor. Proselit misyoner. Propaganda yapıyor. Fakat asıl propagandanın önemi yüksek zümredir. Yani mesela hükümdarın kendisi değilse karısı, anası falan. Daha öyle. Çok da anası oluyor bu gördüklerimiz için. Anası oluyor işte gördüklerimizde. Ve bir an geliyor ki tabii hükümdar da bakıyor ki teşkilatlı bir devlet yapısı, bir kilise ve onun getireceği ideoloji, inanç devletin hayatı ve idare bakımından daha elverişlidir. Bir araya tutuyor kabul ediyor. Tabii. Kabul ettiği ve vaftiz edildiğinin ertesi günde ahaliyi de buna icbar ediyor ve pagan ahali vaftiz ediliyor. Pagan bunlar yani büyük dinlerden birinde değiller. Daha kolay çevirmeleri. Bu çok kolay ve böylelikle hakikaten Orta Avrupa'da ve Doğu Avrupa'da şu tabloyu çok görürsün. Aziz Vladimir, Kiev Büyük Künezi veya işte efendim Saint Istvan, Macaristan'ın kurucu hükümdarı. Onun tacını taşırlar biliyorsun. Bugünkü bayrak üzerinde de onun tacının resmi vardır. Antik Arkedon, Ermeni, Süryani ve Kopt kiliseleri ve ortaya şimdi geldi Müslüman dünyası girdi Anadolu'ya. Yani 641, 39, 41 falan gibi yıllarda 7. asırdaki fütuhat, Filistin, Suriye, Mezopotamya, İslam fütuhatından sonraki en önemli olay. Küçük Asya'nın içine Selçukiler girmiş evet. Ve onların safahati üzerinde duracağız. Bu ne zaman şey yapabiliriz bilmiyorum. Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bizim bir e-posta adresimiz var biliyorsunuz. Zaman kaybolmaz @bloomberg.com. Siz sorun, İlber Hocam cevap versin. Gelecek hafta pazartesi akşamı saat 22'de. Bu taç Bizans dilindedir. Bizans dilindedir. Bizans dilindedir tıpkı Şarlman'ınki gibi. Çünkü oradan geldiği zaten söyleniyor tacın. Fakat kilise batıya bağlıdır. Batı kilisesine bağlıdır Roma'ya. Polonya'da aynı şey olmaktadır. Yavaş yavaş çok ileride daha gecikecekler. Litvanya'da aynı şey olacaktır. Jagiellon Hanedanı Polonya ile birleşmek, evlilik yapmak için Hristiyan olacaktır. Daha sonraki Allah devirde. Allah. Ama kalıp şudur, hükümdar vaftiz, hükümdarın vaftizi artı halkın vaftizi kısa sürede.
Şimdi bu historiografik özelliğe bakarak bir nevi bir düşünce kirlenmesi oluyor bizde. Bizde de böyle üç günde Müslümanlığı kaybeden Türkler falan yok öyle bir şey. Yok yani bizde öyle bir yapı yok. Çünkü bir kere bahsediyoruz. Müslüman dini de öyle bir din değil yani. Ortada çünkü bir ruhban, bir kilise yok. Yok. Binaenaleyh bizde İnanç, bu semavi dinin kabul edilişi daha fazla zaman ister. Daha fazla bir iç mücadele, hakikaten güzel bir kelimedir o Arapça, cehd, challenge karşılığı kullanılır. Bir manevi bir cihat yani, cihadı ekber yapacak ve yavaş yavaş kurumlaşmalarla, bir takım geçişmelerle bu iş yerleşecek. Bunu Türk toplumunun, Türk devletlerinin İslamlaşmasında en önemli fark ve süreç olarak görmemiz lazım. Evet, çok yani ilginç bu. Evet, yani bunun üzerinde durmak lazım. Şimdi demek ki öyle bir devre geldi ki karşımızda bu sefer Bohemya ve Moravya, yani bugünkü Çekya, Macaristan. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler diliyoruz size.